Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Ulusaşan'la cuma sohbetleri başladı. Bu arada geride kalan kandiliniz mübarek olsun, 3 aylarınız mübarek olsun. Tüm 3 ayları müjdeleyen, muştulayan bir geceyi geride bıraktık. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sizin hoş bulduk. Sizin de geceniz, 3 aylarınız mübarek olsun. Allah razı olsun, sizin de mübarek olsun. Ben de değerli seyircilerimizin dediğiniz gibi geride kalan regaib kandillerini tebrik ediyorum. 3 aylarını tebrik ediyorum. Rabbim bayrağımızın gölgesinde sıhhat ve saadetle amin, nice kandillere, nice 3 aylara yetişebilmeyi nasip eylesin. Amin hocam. Amin. Yürekten amin. Sevgili izleyenler, katkılarınızı bekliyoruz. Bugün biraz sesim bu şekilde çıkacak. Gribal enfeksiyon nedeniyle belki sesimle rahatsızlık vereceğim. Şimdiden kusura bakmayın sevgili izleyenler. Hocam salgın var her yerde. Kış mevsimi. Öyle. Evet hocam, dikkat etmek Rabbim gerekiyor. Rabbim cümleye şifa ihsan eylesin. Amin. Ben de geride bıraktığımı düşünüyorum, hocam. Ümit ediyorum inşallah. Hocam geçen hafta hani derler ya, teşbih hata olmaz. İğneyle sahalara çıktım der ya futbolcular. Evet, öyle efendim. İğneyle çıkardık derler. Hocam da öyleydi geçen hafta. Bu hafta da ben aynı durumu yaşıyorum herhalde. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun. Biraz dikkat etmek gerekiyor bu mevsimde. Dikkat edersek inşallah her şey çok daha güzel olur diyelim. Katkılarınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz. Selamlar gelmeye başladı. Eskişehir'den selamımızı iletir misiniz? 3 aylarınız mübarek olsun diyor izleyicimiz. Eskişehir'e selam edelim. Yozgat yine takipteyiz. Geçmiş olsun diyor izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan bizi takip ediyorlar. Ankara'ya selam edelim. Video sorularınızı bekliyoruz. Instagram'a yazılı mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Telefonlarla bize ulaşabilirsiniz. Bugün yine hediyelerimiz var. Biraz sonra telefon alacağız. Ondan önce hediyelerimizi bir hatırlayalım. Bugün yine 3 hediyemiz var sevgili izleyenler. Bunlardan ilkini, sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemizi İzmit'ten Celil Haliloğlu hayrediyorlar. Merhum annesi Nedime Haliloğlu'nu hayrediyor. Mevla hayrını kabul buyursun diyelim. Bunun dışında bir Kabe kutulu Yasin-i Şerif seti hediyemiz var. Gördüğünüz gibi bu Kabe kutusunun içinde Yasin-i Şerif var. Başka ne vardı? Tesbih var. Tülbent var. Evet, seccade var. Bu kutusuyla beraber bir izleyicimize hediye edeceğiz. Bir de hediye edeceğimiz diğer ürün seccade seti, heybeli seccade seti. Bu hediyelerimizi Mustafa Gür Ankara'dan annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Hepsinin yanında yine bu tülbentlerden de ilave etmiş olacağız inşallah. Bu hediyeler için toplamda 3 şifre. Birinci şifre az sonra ekranlara gelecek. Varsa telefonumuz alalım. WhatsApp video soruyla başlayalım. Hayırlı cumalar hocam. Kur'an-ı Kerim'e basılarak yapılan yemin bozulur mu? Kefareti nedir? Evet. Efendim, yani Allah'ın adıyla yemin yapılır. Yemin tabirini kullanmakla da yemin olmuş olur. Yani aslında yani eli Kur'an-ı Kerim'e basarak yemin diye bir şey yok. Ama bizim halkımızın kültüründe böyle bir şey var. Yemin tabirini kullanmakla da yemin edilmiş olur ya. Kur'an-ı Kerim üzerine el basılarak yapılan yemin bozulabilir mi? Soru bu hocam. Yemin eğer bozulması gerekli, diyelim ki kardeşimle konuşmayacağım diye yemin ettiysek bu yemini bozmak lazım. Ya da işte senden boşanırım diye yemin ettiyse tabii, mesela. Tabii bu yemini bozup kefaretini vermek lazım. Kefareti nedir hocam? Kefareti 10 fakiri doyurmaktır. Gücüm yetmiyorsa 3 gün arka arkasına ara vermeden oruç tutmaktır. Hocam peki bu şunu da sorayım ben. Kur'an-ı Kerim el basarım. Getir Kur'an-ı Kerim el basacağım. Bu tarz yeminlerden bahsediliyor burada. Dinen bunun bir hükmü var mı? Yani illa Kur'an-ı Kerim'i getir yemin edeceğim. El basacağım. İşte öyle, vallahi billahi demekle yemin olur. İlla Kur'an-ı Kerim'i getir de elim basacağım demekle değil. Hı hı. Ama bu değil mi ki yemin tabirini kullanıyoruz. Bu da yemin olur. Peki, teşekkürler hocam. Bir video sorumuz daha var. İzleyelim. Hayırlı cumalar. Bursa'dan arıyorum. 16 sene önce babamızı kaybettik. Babamızın mal varlıklarını noterde paylaşmak için gidildiğinde masraf parası kişi başı biner lira düşüyor. Sizden bunu alırım demişti abim.
Biz de okey demiştik, kişi başı 1000 lira. Şu anda tapuların verilmesi gerektiği halde bize vermiyor. Bizden 1000 lira Türk lirası olan parayı dolar bazında 1000 dolar almak istiyor. Bu caiz midir, helal midir? Bunu öğrenmek istiyorum. İyi günler diliyorum. Evet, buyurun hocam. Efendim, yani o parayı ama dolar, ama değeri değişmeyen bir şey, ama altın, demir, çimento cinsinden isteyebilir. Ama tapuyu vermemesi apaçık bir hakkı ihlaldir yani. Tapu, onların da hakkı var. Tapuyu vermiyor. Tapuya ödediğimiz parayı da o günün değeri değişmeyen bir meblağla olmaması gerekir. Yani çok gariptir Muhsin Bey. Yani o malı bırakana rahmet okumak hiç aklımıza gelmiyor. Değil mi hocam? Ve aramızda bir kavga, niza. Ya bunun doğrusunu yapalım. Yani hak sahibine hakkını teslim edelim. Yani bu tapuyu ben aldım. Benim muhtemdedir. O halde bu iş bitti. Ama üstelik bir de diyor ki tapu harcını da ödeyin diyor. Sizin sevminize düşeni siz ödeyin. Parayı da dolar olarak istiyor. Hem de dolar olarak, dolar olarak istiyor bir de. Gerçi orada haklıdır ama tapuyu niye vermiyor? Tapuyu vermesi lazım. Haklarını vermesi lazım kardeşlerine. Evet. Peki. Bir başka videomuz var. İzleyelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocalarım. Selam ediyorum. Saygılar sunuyorum. Saygılarından öpüyorum. Ben kalp hastasıyım. Kol hastasıyım. Kur'an-ı Kerim'i hatmimi okuyorum. Ehmal etmiyorum. Yalnız sesli okuyamıyorum. İçimden okuyorum. Cevşenlerimi, Esma-i Hüsna'larımı, salatü selamlarımı genelde içimden okuyorum. Ben doğru mu yapıyorum? Selamünaleyküm. Bir de hocam ben kalp ameliyatı olacağım. Kol hastasıyım, kalp hastasıyım. Geçmiş dualarınızı olsun. Bekliyorum. Beni dinleyenlerden, sizlerden. Geçmiş olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar. Rabbim kardeşimize de cümle hastalarımıza da şifalar ihsan buyursun. Amin. Korktuklarından amin. Emin, umduklarına nail eylesin. Amin. Hanımefendi kardeşimiz kalp ve koa hastasıyım diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i okurken sesimi çıkaramıyorum. Yani normal olarak kendi duyacak şekilde okuması lazım. Eğer böyle yapabiliyorsa âlâ. Yok yapamıyorsa dediği gibi okur. Rabbim sevabını, mükafatını ihsan buyursun. Amin. Peki, selamlar geliyor. Konya'dan selamlar. 3 aylarınız mübarek olsun. Konya'ya selam edelim. Bir diğer izleyicimiz Müzeyyen Vural, Kırşehir'den yazmışlar. Selam ediyorlar. Kadınlar cuma namazına gidebilirler mi diye soruyor hocam. Kadınlar cuma namazına gitmek mecburiyetinde değiller. Ama gitmelerinde fayda var. Yani bakın dinimiz zorlamıyor onu. Yani niye? Dünyanın bin bir hali var. Hanımefendi evde çocuklara bakacak. Çocukları bırakıp nereye nasıl gidecek? O bakımdan dinimiz kadınlara cuma namazını farz kılmamış. Ama giderlerse sevap kazanırlar. Ve o günün öğle namazının da yerine geçer. Hı hı. O. Yani müsait olan camilerde evleri, durumları müsait olan hanımefendiler cuma namazına gitseler bence çok iyi ederler, sevap kazanırlar. Yuvayı yapan dişi kuştur. Asıl yani çocuklarımızı bakın terbiye edecek hanımefendilerdir. Okunan ezandan etkilenir, hutbeden etkilenir, cemaatle namaz kılınışından etkilenir, doğru, cami doğru atmosferinden etkilenir. Buna ihtiyaç vardır, bunda fayda vardır. Yani kadın çarşıya gitsin, pazara gitsin, erkeklerle çatır çatır pazarlık etsin ama camiye gitmesin. Camiye gitmesi caiz değil. Böyle de bir şey yok ya. Evet. Peki telefonumuz varmış hocam. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yanımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Kalender Bey, Kayseri'den hemşehriniz hocam. Kalender Bey buyurun, sorunuz varmış.
Hocam hayırlı cumalar. Teşekkürler, buyurun. Mübarek çaylarımız mübarek olsun hepimize. Amin. Amin. Buyurun. Ben vesveseyle ilgili soracaktım. Vesvese nedir? Vesvese sorunuz var. Nedir? Vesvese sorusu nedir? Efendim? Sorunuzu duyabilir miyiz? Vesvese sorumuz var dediniz. Vesvese nedir? Ne yapmak gerekir yani? Vesvese konusunda. Biraz açar mısınız? Hangi konularda vesveseler var? Yani vesveseyi biraz açalım. Çok geniş kapsamlı bir şey çünkü bu. Temizlik vesvesesi var. İbadet vesveseleri var. Günlük hayatımızda takıntılarımız var. Siz hangi konudan bahsediyorsunuz şu anda vesveseyle ilgili? Ya işte temizlikle falan ilgili olan ondan sonra. Sizin vesveseleriniz neler? Onları anlatır mısınız bize? Ya mesela duşta uzun süre kalıyoruz ondan sonra. Duşta, evet. Banyoda çok uzun kalıyorum diyorsunuz. Evet. Başka? Abdest aldıktan sonra acaba işte yıkadım mı yıkamadım mı diye. Abdestten sonra acaba olmadı mı? Tekrar abdest alıyorsunuz. Evet. Kaç defa abdest alıyorsunuz üst üste? Fazla değil. Mesela bir tane alıyorum, eğer o böyle vesvese gibi durum olursa bir tane daha alıyorum. Abi. Tekrar alıyorsunuz. Namazda oluyor mu aynı şey? Bazen. Namazda da oluyor. Peki bunlardan kurtulmak için okuduğunuz dualar var mı? Yaptığınız bir şeyler var mı? Hocam işte bu konuda sizden tavsiye bekliyoruz. Tavsiye bekliyorsunuz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye selam edelim. Bu sorunun cevabını aynı zamanda hediyelerimiz için ilk şifreyi, birinci şifreyi reklamlardan hemen sonra paylaşacağız. Kısa bir ara rica edeceğiz. Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler. Muhterem hocam, reklamlardan önce hemşehriniz Kayseri'den bir izleyicimiz aradı. Evet efendim. Vesvese ile ilgili soruları vardı. Vesvesesi olan bir kimse ne yapmalı? Vesvese hastalığına iyi gelecek dualar var mı? Peygamberimizin tavsiye ettiği bu hususta dualar olur mu diye sordu. Efendim bir kere vesvese itibar etmemeli. Yani şimdi balona üfledikçe balon şişer. Vah tuh, ben gusül yaptım ama herhalde şurada kuru kaldı. Tekrar bir daha yıkanayım. Tekrar bir daha bu sefer suyu israf ediyorum. Banyoyu işgal ediyorum. Yani niye kuru kaldı? Kuru kaldıysa bile Rabbim o şekilde kabul eder deyip işi bitirmek lazım. Şeyi söyledi tekrar. Zaten hocam, banyoda buyurduğunuz gibi banyoda vesveseleri doğru, var. Öyle oluyor. Duş alırken. Onun dışında abdest alırken de tekrar abdest aldığını söyledi. Yani alıyor, olmadı şurası galiba. Yo, oldu. Tekrar abdest yani alıyor. Nereye? Kolumu yıkıyordum. Tamam, buraya kadar hepsi tamam. Şimdi kolumu yıkadığımı da biliyorum. Evet. O da tamam. Evet. Geri kalan da zaten tamamlayacağım diye düşünmek lazım. Efendimizin tavsiyesi amennâ billâhi ve resûlih. Allah'a ve elçilerine iman ettik. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. O Allah evveldir, ahirdir. Yani ezelidir, ebedidir. Alem yok iken o var idi. Ve alemden sonra da o var olacak. Zamanı, mekanı yaratan odur. O zahirdir, batındır. Yani hem apaçıktır hem son derece gizlidir. Ve hu bi kulli şeyin alim. O her şeyi bilmektedir. Bu ayeti okumamızı da sevgili Peygamberimiz tavsiye ediyor. Evet, hocamızın vesveseden kurtulmak için dua tavsiyeleri ekranda şu anda. O ilktir, sondur, açıktır, gizlidir ve o her şeyi bilir. Başka var mı hocam tavsiye edeceğiniz? Amenna billahi ve rusulü. Kısa. Evet, amenna billahi ve rusulü. Kısaca evet, bu şekilde doğru, ezberlemesi de kolay. Hocam bir de Euzubillahimineşşeytanirracim hocam. Onu da söylemiştiniz daha evvel. Bu da güzel, doğru yani. Sadece Euzu besmele. Yani sadece. Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet. Yani rahmetinden Allah'ın kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Bu vesveseyi daha çok veren o ya, ondan da Allah'a sığınmış oluyoruz. Evet. Üç dua tavsiyesi, üç tavsiyesi oldu hocamızın. Teşekkür ediyoruz. Vesvesenin aslında en büyük düşmanı da hocam en başta söyledi, onu dikkate almamak. Aldırış etmemek. Aldırış etmemek. Evet, doğru. Teşekkür ediyoruz hocam. Biraz sonra birinci şifreyi paylaşacağız. Öncesinde bir video sorumuz daha var, görelim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı aleyküm cumalar. Selam. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun.
2-3 tane kısa kısa sorularım olacak. Kredi kartıyla altın almak caiz midir? Birinci sorum bu. İkinci sorum, kredi kartıyla bir mal aldığımızda bunu vade farkı uygulandığı zaman faize giriyor mu? Üçüncü sorum, 3 aylarda kefaret orucu tutmak istiyorum. Her akşam ayrı ayrı niyet etmem gerekiyor mu? Dördüncü sorum, kızım gıda mühendisi olarak çalışıyor. Gittiği yerlerde ihraç olan malları denetliyor. Bu denetlemesinden dolayı kendilerine ufak tefek bir hediye paketi olarak bir şeyler veriliyor. Bunları alması caiz midir? Teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Ellerinizden öpüyorum. Sırayla geçelim. Buyurun Hüsnü Bey. Siz hatırlatın da. Kredi kartıyla altın almak caiz mi? Efendim, altında yeden bir yedin. Yani el ele, peşin peşin, para da peşin, altın da peşin. Öyle olması gerekiyor. Evet. Evet. Peşin. Öyle yani. Uygun değil diyor hocam öyle. İlk soruya. Öyle diyelim. İkinciye geçelim. İkinci soru. Kredi kartıyla yaptığımız alışverişlerde vade farkı faiz olur mu diye sordu. Vade farkı faiz olmaz. Yani diyelim ki yok, eğer kredi kartıyla ama. Kredi kartıyla alıyoruz. Komisyonu var çünkü, faizi sonra, var. Sonra vaktinde ödemediğimiz evet. için bu sefer faize biniyor. Onun mahsuru var. Ama şuysa şayet soru, yani peşin efendim 100 lira, vadeli 120 lira gibi ise tabii bunda mahsur yok. Bu caiz yani. Peşin ayrı fiyat, vadeli ayrı fiyat caiz. Başta bu pazarlık yapılırsa mı caiz? Başta tabii bunun bilinmesi lazım. En başta lazım. Diyelim ki hocam en şu başta. Fincan, ben Heh. Şimdi gittim fincan alacağım. Tamam. Siz ne dediniz bu fincana? Diyelim peşin olursa 100 lira. Bana dediniz ki peşin olursa 100 lira. Size 100 lira. 3 aylık vadeli alırsanız 120 lira. Dediniz en Dedim. Başta. Siz de 120'yi tercih ettiniz. Bu faiz değil. Bu faiz değil caiz. Diyor hocam. Caiz, evet. Peki. Tabii kredi kartı olunca değişiyor diyorsunuz siz. Evet kredi tabii. Kartı olunca öyle oluyor. Değişiyor. Diğer sorusu, 3 aylarda kefaret orucu tutmak istiyorum. Bunun için her akşam ayrı ayrı niyet edeyim mi? Acaba bu kefaret orucundan maksat nedir? Kefaret orucu. Öyle ya, bir oruç var mı hocam? Aslında tabii böyle bir şey yok ama inanın Muhsin Bey, bu benim müftülüğüm zamanında da bize çok sorulardan birisi de budur. Yani ben 3 aylarda kefaret orucu tutacaktım. Kefaret orucu niçin tutulur? Başlanılan bir Ramazan orucunu kasten bozmak suretiyle bunun özür dilemesi, bunun telafisi bu şekildedir. Kefaret Doğru. orucu yani halkımızın dilinde bu 60'tır, 61'dir Doğru. yani. Doğru. 60 gün kefareti, o bir de kazası, bozduğumuz günün kazası. 60 gün sanki onun özür dilemesi, af dilemesi Rabbimizden. Evet efendim. Şimdi bu orucu, kefaret orucu tutmak zorunda değil. Böyle bir oruç yok. Kesin bilmiyorsak, yani böyle bir Ramazan'da böyle bir hatam oldu mu? Başladığım Ramazan orucunu kasten bozduğum oldu mu? Olmadı. Olmadı ama ömürde bir defa kefaret orucu tutmalıymış evet. diye halkımızın böyle bir anlayışı vardır. Böyle bir mecburiyet yoktur. Olsa olsa nafile oruçtur bu. Nafile oruç içinde tabiatıyla her gün ayrı niyet yapmalı ama bu niyet illa dilimle, oh dilimle yapmadım, orucum olmadı, niyet etmedim demek doğru değil. Kalben biliyorum ya, kalben yarın oruç tutacağım ben. Evet, bitti. Bu niyettir işte ya. O niyet önemli. Evet. Son sorusu, kızım gıda firmasında denetleyici olarak çalışıyor. Bu denetimlerde kızıma bazı küçük hediyeler veriyorlar. Bu hediyeleri kızımın kabul etmesi uygun olur mu? Sevgili Peygamberimiz zekat amili diye zekat toplayan memuru görevlendiriyor, gönderiyor, getiriyor. Ya Resulallah, şu sizin, şu da benim. Efendimiz diyor ki
evinde oturup dursaydın şu bizim dediğin dışındakileri sana verirler miydi? Vermezlerdi. Öyleyse o da buranın diye buyuruyor. Yani demek ki bu vesileyle verilen hediyeleri de almamak daha münasip. Almamak daha münasip. Tabii münasip. Ama eğer onları kıracaksak başkasına vermeli yani. Alıp doğru. Başkasına hediye edelim. Tabii diyorsunuz. İhtiyaç sahibi birine vermeli. Peki. İlk şifreyi paylaşalım, sonra devam edelim. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Mesajlar da geliyor. Üç aylarınız mübarek olsun demiş izleyicimiz. Samsun Çarşamba'dan yazıyorlar, izliyorlar. Geçmiş olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza selam ederiz diyor. Fatma abi, Gülüm selam. Hanımefendi. Onun dışında Kocaeli Gebze'den selamlar. Üç aylarınız mübarek olsun. Adana'dan izliyoruz demiş. Aykut Bey Adana'ya selam. Cumanız mübarek olsun. Üç aylarınız mübarek olsun. WhatsApp videolarınızı bekliyoruz. Yanında mutlaka bulunduğunuz köyler, kasabalar, şehirler olsun. Arada paylaşalım. Az sonra Instagram'dan gelen sorulara da bakacağız. Ama önce hediyelerimiz için ilk şifreyi paylaşalım. Zamanı geldi. Üç hediyemiz var sevgili izleyenler. Bir Kabe kutulu Yasin-i Şerif seti hediyemiz var. Bu içinde kutunun içerisinde seccadesi var, tesbihi var. Ondan sonra yazması var. Bu seti hediye edeceğiz. Bir izleyicimize sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. İzmit'ten Celil Haliloğlu, merhum annesi Nedime Haliloğlu'na hayrediyor. Onun adına hayrediyor. Mevla kabul buyursun. Bir de Heybeli seccade setimiz var. Bu üç hediyenin de yanında bu yazmalardan da ilave edeceğiz. İşte ilk şifre, birinci şifre. Lütfen not alın. Cenab-ı Hakk'ın mübarek o güzel isimlerinden birisi. El Celil Ya Allah Celle Celaluhu. Celalet ve ululuk sahibi. Allah'ın ilmi büyüktür. Kudreti büyüktür. Rahmet ve keremi büyüktür. Afı ve gufranı büyüktür. O unutmayan alim, yorulmayan kadir, amin. Hazineleri tükenmeyen zengin, amin. Ortağı olmayan malik, veziri bulunmayan melik. Hocam ne güzel bir inci oldu ya, hocam. Tekrar lütfen edelim hocam, bunu not bir kere daha. Belki. Allah demek ki celalet ve ululuk sahibidir. Allah'ın ilmi büyüktür. Kudreti büyüktür, rahmet ve keremi büyüktür, afı ve gufranı büyüktür. O unutmayan alim, yorulmayan kadir, hazineleri tükenmeyen zengin, ortağı olmayan malik, veziri bulunmayan meliktir. Mevla razı olsun hocam. Cümlemizden efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, El Celil birinci şifreydi, ilk şifreydi. İki şifremiz daha olacak ilerleyen dakikalarda. Zamanı geldiğinde paylaşalım sevgili izleyenler. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam. Size sorum şöyle. Ben evlendiğimde mehirim altınlar üzerine kıyıldı. Altınlarımın yarısını kocam, diğer yarısını da kayınpederim benim rızam olmadan harcadılar. Altınlarımı sorduğumda kayınpederim borcuma, bizim düğün borcumuza verdiğini söyledi. Eşimi de ise yediğini söyledi. Ben şimdi bu altınlarımı hem kayınpederimden hem kocamdan istemeye hakkım var mı yok mu? Hani kayınpederim düğün borcumuza verdi dediği için istemeli miyim? Yani benim anladığım hanımefendinin mehri var. Bu mehri eşi ve kayınpederi vermediler değil mi? Rızası olmadan harcamışlar hocam. Harcadılar. Şimdi hanımefendi alacaklıdır. Yani borç vermiştir, ödünç vermiştir. Bundan dolayı da sevap kazanmıştır. O halde eşinin ve kayınpederinin bu hanımın hakkını ödemeleri icap eder. Vermeleri icap eder. Şimdi takıyla karıştırmamak lazım. Bazen takılara tamam kayınpeder, aile el koyuyor. Hani düğün masrafı yaptık diyor. Bu Anadolu'daki geleneklere göre değişiyor. Orada bir şey diyemeyebiliriz ama mehir öyle değil. Mehir Cenab-ı Hakk'ın emri değil mi hocam? Öyledir. Yani kadın, Allah'ın hükmü bu yani. Kadının hakkıdır yani. Yani nikahın bir gereğidir. Evet. Kadına verilen değerin bir ifadesidir.
dünyanın bin bir hali var. Kadının da elinde böyle bir maddi meblağ bulunsun. Elbette. Diye dinimiz bu hakkı vermiştir yani ona. Hanımefendi bağışlamadıkça onlar sorumludur. Onlar ödemek durumundadırlar. Peki. Devam edeceğiz. Biraz da Instagram'dan gelen sorulara bakalım sevgili izleyenler. İzleyicimiz Münevver Hanım, annem 20 bin ihlas, 20 bin kelime-i tevhid duası var. Duanıza katar mısınız diyor hocam. Ya Rabbim kabul etsin. İnşallah duamıza katalım tabii. Allah kabul etsin. Ne kadar güzel. Bir diğer izleyicimiz, hatim bitirmiş hocam izleyicimiz, babamın seneyi devriyesi, dolayısıyla duanıza katar mısınız diyor izleyicimiz. Rabbim kabul buyursun. Evet efendim. Soruya geçelim. Bir Instagram sorusu var. Erkan Bey diyor ki, kabirler eskiden tahta koyulduktan sonra toprakla kapatılırdı. Tahta yerine şu an taş bloklarla mezar kapatılıyor. Sonra üstü toprakla kapatılıyor. Burada bir sakınca var mıdır? Babam bu şekilde defnedildi. Annem merak ediyor, soralım dedi. Mevla rahmet eylesin. Bunda bir sakınca söz konusu değildir. Zaruret vardır efendim günümüz şartlarında. Evet. Evet. Fatma Hanım soruyor. Annem 26 Aralık'ta vefat etti. Benim de hocama sorum olacak. Cenaze evinde ışık yanık kalacak sabaha kadar dediler. 7 gün boyunca ışık açık kalacak dediler. Dinen böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Bu bir nasılsa gelmiş, yerleşmiş bir düşünce, fikir. Yani hurafedir, yanlış düşüncedir ya. Evet. Bir diğer soru. Eşim dine inanmıyor. Benim de inanmama engel oluyor. Benden de hep aynı şeyleri bekliyor. Ben bu durumda ne yapmalıyım? Yani bu Muhsin Bey, yürek yakacak bir şeydir bu. İnşallah yanlış duymuş olalım yani. Tekrar okuyorum hocam. Ya. Eşim dine inanmıyor. Benim de inanmama engel oluyor. Benden de aynı şeyi bekliyor. Ben bu durumda ne yapmalıyım? Bir kere eş yoldan çıkmıştır. Yanlıştır. Allah korusun. Dinden, imandan, hatta din, iman hepsi gittiği gibi nikah da gitmiş olur. Hanımefendiye de sen de inanma deme yetkisine sahip değildir. O yetki alanının dışında bir şeydir. Ayrı, hanımefendi ayrı mükelleftir. Allah'ın kuludur, Müslüman evladıdır. O Allah'a, peygambere, öldükten sonra dirilmeye hanımefendi inanıyor. Beyefendi şimdi hanımı da kendi gibi olmak istiyor. Bu çok yanlıştır. Yani bu beyefendi, affedersiniz, çamura saplanmıştır. Birisi elinden tutup oradan kurtarmalıdır. Aksi takdirde hanımefendiden de uzaklaşması gerekir. Çünkü iman gidince nikah da gider. Nikah da gider. Nikah söz konusu değil. Öyle olunca çok acı bir manzara. Yani bizim milletimizde böyle dertler pek görülmez, duyulmazdı. Yani o yüzden yapılacak iş derhal bu çamurdan, bu delikanlının kurtarılmasıdır. Hocam, kurtarılması demek ki mümkün değil ki, eşini de şey yapmaya, engellemeye çalışıyor. Öyleyse canı cehenneme, bitti. Bu kadın şimdi ne yapsın hocam? Ayrılsın mı? Ayrılması lazım. Böyle olan bir adamla hayatını sürdüremez. Boşanacak. Dinimiz buna izin vermez. Evet. Dinen evli kalmaları caiz değil. Bu şartlar altında diyorsunuz. Öyledir. Yani. Eğer yola gelmiyorsa. Yola gelmiyorsa, adam olmuyorsa. Evet, boşanmanız caiz diyor hocam. Evet. Yozgat Şefaatli'den selamlar, hayırlı cumalar demiş izleyicimiz. Erzincan'dan hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Çorum, Kargı'dan selam ediyoruz. Üç aylarınız mübarek olsun demişler. Bizi izleyenlere selam edelim. Bir video sorumuz var, görelim. Selamün aleyküm hocam. Hayırlı cumalar diliyorum. Hocam, ben yaklaşık 20 yıldır
Konuşma bozukluğu yaşıyorum. Bir olay yaşadım. Bu olay sonunda korkudan kekeme oldum. Kekeme zamanla hızlı konuşmaya ve yutma yuvarlamaya dönüştü. Şu anda ise bir terapi alıyorum. Düzelmem için her kelimenin ilk sesli harfini uzun uzun konuşmam gerekiyor. Hocam, dua ederken, sure okurken, namaz kılarken bu şekilde uzun uzun uzatırsam mana bozulur mu? Günaha girer miyim? Namazım kabul olur mu acaba? Evet, teşekkür ediyoruz izleyicimize. Geçmiş olsun. Bir olay sonrasında korkudan sebep kekeme oluyor, konuşma zorluğu yaşamaya başlıyor. Sorusu çok güzel. Bu konuşma bozukluğundan sonra terapi almaya başlıyor. İyi de gidiyor, öyle anlaşılıyor. Gayet net anlaşıyoruz, duyuyoruz. Terapide deniyor ki düzelmesi için konuşmanın her kelimenin ilk sesli harfini uzatman lazım diyor. Belli bir zamana kadar. İzleyicimiz de dualarda, namazda, surelerde sıkıntı olur mu bu bana diye soruyor. Efendim, dediğiniz gibi Muhsin Bey, hanım kızımıza ben de geçmiş olsun diyorum. Yani ya duada veya neyse konuşmada bundan dolayı bir mahsur yoktur. İnşallah namazının kabulüne mani bir hal değildir. En kısa zamanda Rabbimiz şifaya kavuştursun. Amin. İlk kelimenin ilk harfini uzatarak okumasında bir mahsur yoktur. Namazım kabul olmuyor mu diye sakın bir endişeye de kapılmasın. Amin. Rabbim dualarını, namazlarını, niyazlarını kabul buyursun. Acilen de şifa ihsan eylesin. Amin. Evet. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hayırlı cumalar hocam. Size sorum. Ben 40 yaşından sonra Müslüman oldum. Namaz kılmaya başladım. Kur'an okumaya başladım. Şu an 47 yaşındayım. Farzlarıyla, kazalarıyla, sünnetleriyle, tesbihatları hepsini yapıyorum. Benim kaza borçlarım ne olacak? Ondan sonra ben biraz rahatsızlığım var. Kur'an okurken, namaz kılarken tam ortasında idrar kaçırma oluyor. Ve ben yarıda mı bırakıp tekrar yeniden mi abdest almam gerekiyor? Yoksa devam mı etmem gerekiyor? Bu rahatsızlığım böyle sürekli devam ediyor. Ben abdest alırken yeniden alıyorum yani. Tekrar her namaz saatinde yeniden abdest alıyorum. Bütün tesbihatlarımı, bütün duaları ezberledim. Bir de akşam yatarken Ayet-el Kürsi, Felak, Nas, İhlas sürelerini filan okuyorum. Bunların sıralaması nasıl olacak? Bir de adetliyken bu duaları okuyabilir miyiz? Akşamları yatarken. Hayırlı cumalar. Evet, birkaç sorusu oldu izleyicimizin. 40 yaşından sonra Müslüman oldum dedi. Yanlış duymadıysam şu anda 47 yaşındayım dedi. Şimdiye kadar yapmadığım ibadetlerimin kazası olacak mı ya da nasıl olacak? Yerine getirmediğim ibadetler. Bir kere ibadetler. 40 yaşına kadar olan ibadetlerden sorumlu değil. Hı-hı. Yani İslam'a giriş İslam'dan önceki hayatı siliyor. Yani sıfırlıyor. Hı-hı. Şimdi kızımız 40 yaşından itibaren mükellef hale gelmiştir. 40 yaşından 47 yaşına kadar olan süre içerisinde kalan namazları varsa onları kaza ile mükelleftir.
40 yaşına kadar olankilerden sorumlu değildir. Değildir. Evet. Diğer sorusu hocam. Heh. Namazda rahatsızlığı var. İdrar kaçırıyorum. Yarıda bırakıp tekrar abdest almalı mıyım yoksa devam etmeliyim diye soruyor. Eğer böyleyse hanımefendi özür sahibidir. Namaz vakti girince abdest alır. O namaz vakti çıkıncaya kadar o abdest başka türlü abdest bozan bir hal olmadıkça o abdest geçerlidir. Yani diyelim ki idrar kaçırma olsa da yine Kur'an okumaya devam eder, namaz kılmaya devam eder. Demek ki izleyicimiz yanlış yapıyor. Diyor ki çünkü böyle durumda namazı yarıda bırakıyorum, tekrar gidip abdest alıyorum. Gerek yok. Gerek ama yok. Demek ki namaz vakti girince abdesti alacak, o vakit çıkıncaya kadar o abdest geçerli olacak. Başka türlü abdest bozan bir hal olmadıkça idrar kaçırmadan dolayı abdest bozulmuş olmayacak. Evet. Bir de hocam sureleri sordu. İşte Felak dedi, Nas dedi, İhlas, Ayetel Kürsi dedi. Bunların sıralamasını sordu hocam. Şimdi efendim, onu şöyle ben biraz daha genele yayıp sorayım size. Namazda sureler okuyoruz. Bu sureleri neye göre okumamız gerekiyor? Mesela şimdi birinci rekatta Kur'an-ı Kerim'den bir sure okuyoruz. İkinci rekatta bir daha okuyoruz. Bunu böyle sıralamaya dikkat etmeksizin okumak yanlış mı oluyor? Adabı Muhsin Bey, bu işin yani namaz bozulmaz da ama adabı, usulü, bu işin edebi, Kur'an-ı Kerim'deki şimdiki tertibi neyse ona göre okumak gerekiyor. Mesela Ayet-el Kürsi daha öncedir ve ondan sonra hangi ayet, mesela İhlas-ı Şerif. İhlas-ı Şerif'ten sonra Kul Euzu bi Rabbil Felak, en sonra da Kul Euzu bi Rabbin Nas geliyor. Peki hanımefendinin diğer bir sorusu da, adetli iken bu duaları okuyabilir miyim diyor. Adetli iken bu duaları okuyabilir miyim? Dua mahiyetindeki ayetleri okur. Hele bu Felak, Nas sureleri Rabbimizin öğrettiği dualardır. Kur'an bu İhlas dualarla bitiyor. İhlas, İhlas-ı Şerif. Tabii onu da dua mahiyetinde efendim okumak. Arkaya verelim mi? Okuyacak. Namaz surelerinin okunuş sırası hocam şimdi. Bu sureler doğrudur efendim. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'deki tertip, sıra daha çok namazda halkımız bu sureleri okuyor. Hı hı. Yani Fil suresi. Evet. Elem tere keyfe faale suresi. Sonra Li İlafi suresi. Kureyş suresi. Sonra Eraitellezi Maun suresi. Sonra İnna adaynakel Kevser. Kevser suresi. Sonra Kul ya eyyuhel kafirun. Kafirun suresi. Sonra İza Câe suresi. Ondan sonra da Tebbet Yeda suresi. İhlas-ı Şerif, Felak, Kul Euzu bi Rabbil Felak, Kul Euzu bi Rabbin Nas sureleri. Hocam o sıra zaman bu şekilde. Sıra bu şekilde. Şimdi ben sorularımı şöyle biraz da açarak sorayım size. Şimdi namaza durdum. Tamam. En başta Fil suresini okudum. Okuduk. Sonra geldim Nas suresini okudum. Olur. Olur. Olur tabii. Peki. Hocam geldim Tebbet okudum. Ondan sonra da Kevser okudum. Bu olmadı işte. Olmadı. Bu hocam, olmadı. İhlas'ı okudum. Sonra geldim Fil suresini okudum. Olmadı. Olmadı. İki bakımdan olmadı. Bir, İhlas suresi diyelim bir satır. Fil suresi iki satır. Yani birinci rekat, önceki rekattaki daha uzun olacak. Sonraki rekattaki biraz kısa olacak. Önceki rekattaki tertip itibariyle önce olacak. Ben İhlas-ı Şerif'i okuduk, arkasından fiili okuduk. Tertip bozuldu. Hmm. Adab, usul, edep, erkan değil mi? Hocam peki namaza zarar verir mi? Mekruh mudur bu? Mekruhtur. Mekruhtur. Ama namazı tekrar etmek veya namaz bozuldu demek doğru değil. Namaz bozulmadı. Rabbimiz kabul buyursun ama sevabı azaldı. O şartları ekrana verebilir miyiz sevgili Emre? Şartlar vardı yani kurallar. Adabı diyelim. İkinci rekatta okunan sure, birincide okunan surenin hep aşağısında olacak. Doğru. Yukarısında olmayacaktır. Yani hiçbir sure atlamadan sırayla okunur. Atlayarak okunacak olursa
arada tek sure bırakılmayacak. Çok doğru. İki veya daha fazla sure atlanarak okunacaktır. Tek sure bırakmayacağım. İki veya daha fazla. Okunan bu ikinci sure birinci sureden iki ayetten daha uzun olmayacak. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır. Aşağıdan yukarı doğru yapılmaz. Kurallar, adab bu şekilde namaz evet. surelerinde sevgili izleyenler. Şimdi bunu alalım Emre. Biraz evvelki 10 sureye tekrar gelelim. Hı. Bu tamam. Evet, bu bilgilerle soruları biraz daha detaylandıralım. Evet. Şimdi hocam, atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmayacak. Mesela Fil suresini okudum. Evet. Kureyş'i atlayıp Maun'u okumam doğru değil. En azından iki sure atlayıp Kevser'i okumam gerekir. Fil suresini okuduktan sonra tek sure atlamayacağım. İki sure atlayarak ondan sonra Kevser'i okuyacağım. Hmm. Veya Kafirun'u okuyacağım. Hmm. Diyelim ki Maun suresini okudunuz. Okudum. İlk rekatta. Tamam. Sonra Kevser'i atlayıp Kafirun'u okumam uygun değildir. Değil. En azından iki sure atlamalıyım. Nasr suresine geçeceğim. Maun'u okuduktan sonra Nasr suresine geçeceğim. Okunan ikinci sure birinciden iki ayetten daha uzun olmayacak diyor. Yani. Doğru. Kural. Yani. Kural. Mesela Kevser suresi kaç ayet? Yani, üç ayet. Hulasa bir satır. Bir evet, satır. Bir evet, satırda. Doğru. Yani uzun olmayacak diğer rekatta. Doğrudur. Evet, evet. Efendim. Okuma sıralaması yukarıdan aşağı doğru yapılır. Aşağıdan yukarı doğru yapılmaz. Tabii. Tabii. Yani Nas suresine tabii. başlayıp Fil suresini de bitiremeyiz. Yani. Olmaz. Evet efendim. Evet. Hadi abi böyle. Pek teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun efendim. Konuyla ilgili sorularınız varsa, anlaşılmayan hususlar varsa onları tekrar sorabilirsiniz. WhatsApp hattımıza video olarak yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Selamun aleyküm hocam. İyi yayınlar diliyorum. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar olsun. Şöyle bir video izlemiştim hocam. Videoda imam kalp krizi geçiriyor. Arkadaki, en arkadaki cemaat namazı devam ediyor. Hocam doğru olan bu mudur? Yoksa hemen namazdan bozup sağlıkçı mı çağırmamız lazım? Bu konuyu çok merak ettim. Teşekkür ederim çok, hocam. Çok güzel Allah razı olsun. Bir soru. Sağ olun. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum izleyicimize. Bu bayağı konuşuldu. Sosyal medyada da videolar yayınlandı. Hatta tepki de aldı hocam bu görüntüler. Ya, doğrudur. Haber de yapıldı. Haberimiz varsa önce haberi izleyelim sonra hocamıza sözü bırakalım. Namaz sırasında kalp krizi geçirdi. Secdede hayata gözlerini yumdu. Olay Endonezya'nın Balıkpapan kentinde meydana geldi. Al Ula Camii'nin imamı sabah namazını kıldırıyordu. Secde sırasında kalp krizi geçirdi. İmam secdeden kalkamadı. Cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti. Namazı tamamlayan cemaat secdede vefat eden imamın yanına toplandı. Tüm yaşananlar caminin güvenlik kamerası tarafından an be an kayıt altına alındı. Evet, Endonezya hocam. Evet. Olay bu şekilde gerçekleşti. Bu kardeşimizin yaptığı şöyle olsa doğruydu. Yani imam mihrapta düştü, kalp krizi geçirdi. O öyle yata dursun orada. Ben hele namaza devam edeyim. Bu yanlış. İmam diyelim ki burnu kanadı, bir kere neler çekildi veya bıraktı gidiyor. O zaman devam etti, namazı cemaate kıldırdı. Bu doğrudur. Ama şimdi imam mihrapta yatıyor, herhalde kalp krizi geçirdi. Namazı bozmak hem de vacip oldu. Bu durumda namazı bozmak vacip oldu. Derhal müdahale. Kim belki de kalp krizidir. Kalp masajı yapacağız. Öyle zaten. Derhal hastaneye ulaştıracağız. Belki hayata döndüreceğiz. Hocam şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu olayın evet. birinci rekatta gerçekleştiğini düşünün. Evet. Birinci rekatta. Tamam.
Tamam. 3 rekat daha var hocam. Ya. Nereden baksanız yani birer 3-4 dakika sürer. En az 4 dakika ya, 4 sürer. Dakika 4-5 sürer. Dakika sürer. Ya. O 4-5 dakikada müdahale edilebilir. O çok değerli bir 4 dakikadır. Evet. Evet. Dediğiniz gibi belki hayata döndürülür. Ama ne oluyor? Arkadan bakın şimdi cemaatten birisi öne geçiyor. Yardım edecek zannettim ben izlerken. Yani, hayır. Bu ne olsun? Bu şu ediyor. İmam. İmam böyle değil de burnu kanadı gidiyor. Öyle olsa bu doğruydu. Yaptıkları doğruydu. Evet. Ama imam mihrapta yatıyor ya, ne olduğu belli değil. Öyle biz hele namaza devam edelim, o yata dursun, bu yanlış. Ne yapmamız lazım? Bakın, saldırıya uğrayan veya suya düşen birine yardım edeceğiz. Biz burada duruyoruz, adam şurada saldırıya uğruyor. Canına okusunlar. Böyle diyemeyiz. Adam suya düşecek ya. Veya adamın görmüyor, damdan düşecek neredeyse. Boz namazı. Namazı derhal bozmamız gerekiyor. Ya da diyelim çocuk evde namaz veya, kılmıyor. Şurada koyunlar otluyor, canavar geldi saldıracak. Ya ben ne yapayım, ben namaza devam edeyim. Yok, derhal bozacak ve sürüyü kurtarmaya çalışacak. Ebeyim ama namaz geçiyor ya, doğum belki de sakat olacak. Yani anne veya bebek zarar görecek. Öyleyse ben namazı bozacağım. Ebe olarak namazı bozacağım. Tencere kaynıyor, taşıyor. O taştıktan sonra da belki yangın falan meydana gelecek. Namazı bozacağım. O kaynayan tencereye gerekli müdahaleyi yapacağım. Ya ben şurada namaz kılıyorum da başkasına ait bir dirhem şey çalınıyor. Namazı bozacağım. Burada vacip değil de caiz. Yani seyirci kalmamalıyım. Bir dirhem değerindeki şeyin çalınmasına bile seyirci kalmayacağım. Evet. Evet efendim. Hocam örnek vermeye çalıştı. Tabii farklı şeyler de olabilir. Ama biraz evvel izlediğimiz bu görüntülerde namazı bozmak vacip. Namazı bozmak vacip. Vacip. Namazı bozacak, derhal müdahale edecek. Haberi tekrar izleyelim mi? Tekrar baştan bir izleyelim. Namaz sırasında kalp krizi geçirdi. Secdede hayata gözlerini yumdu. Olay Endonezya'nın Balıkpapan kentinde meydana geldi. Al Ula Camii'nin imamı sabah namazını kıldırıyordu. Secde sırasında kalp krizi geçirdi. İmam secdeden kalkamadı. Cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti. Namazı tamamlayan cemaat, secdede vefat eden imamın yanına toplandı. Tüm yaşananlar caminin güvenlik kamerası tarafından an be an kayıt altına alındı. Evet. Rahmet eylesin diyor hocam. Evet. Ya. Namaz esnasında ama vefat ama bu yanlış diyor. Bu. Mekanı cennet yanlış. Olsun diyelim. Namazda vefat böyle etmek. Böyle olmaması lazım. Ama derhal müdahale. Derhal namaz bozulacak ve imama müdahale edilecek idi. İzleyicimiz de sorusunu da öyle soruyor zaten. Doğru olan bu mudur? Hayır diyor hocam. Doğru olan bu değildir. Değil. Burada namazı bozmak vacip olur. Vaciptir. Müdahale etmek gerekir yani anında. Belki hayata döndüreceğiz ya. 3-4 dinimiz dakika ne hocam diyor? Bir kişinin yaşamasına sebep olan bütün insanların yaşamasına sebep olmuş gibidir. Bir kişinin ölümüne sebebiyet veren bütün insanların ölümüne sebep olmuş gibidir. Hocam dakikalarca yerde kalmış. Ya. Namazı bitirene kadar, ya, selam doğru. verene kadar kimse yardımcı olmuyor. Evet, doğrusu bu değil. Doğrusu bu değil, evet. İzleyicimize teşekkür ediyorum. Bunu gündeme getirdiği için, bize sorduğu için, video yolladığı için teşekkürler. Devam edelim. Bir başka video sorumuz var. Sun abi, hayırlı cumalar. Abi ben bir sorum olacaktı hocama. 2019'da babam bana bir tane araba aldı. 116 milyar değerindeydi. Arabayı alınca dedi ki senden bu arabayı almayacağım. Ben bunu sana aldım. Bütün kardeşlerini evlendirdim. Bu da benim sana düğün param olsun. 116 milyar değerindeydi. 4 yıl geçti. Babam şimdi benden arabayı istiyor. Ben de ona arabanın parasını 116 milyar vereyim dedim. Kabul etmedi. Dedi ki şu anki değeri çok fazla arabanın. O zamankiyle şimdinin değeri bir değil. Abi arabayı vermesem hakkı benden sorulur mu? Ya da arabayı vereyim mi? Evet. Hocama sorarsan
hibe etmiş. Yani hibeden dönmek doğru mu? Yani sevgili peygamberimiz, bakın, hibeden dönen affedersiniz kusmuğunu yiyen köpek gibidir buyuruyor Allah'ın Resulü. Hadis-i şerif. Yani böyledir. Yani baba evladına tamam oğlum sana verdim diyor ama aradan yıllar geçtikten sonra ben arabanın bedelini istiyorum. Hem de o günkü para şuydu ya, bugünkü paradan istiyorum. Bu yanlış tabii. Hibeden dönülmesini sevgili peygamberimiz doğru bulmuyor. Baba haksız. Evet. Hem hediye ediyor. Evet. Sonra geri ondan istiyor. Ondan sonra da geri dönüyor. Hem de eski fiyatından da istemiyor. Doğrudur. O zaman 116 bin liraya almış arabayı. Şimdi diyor değeri o değil, daha doğru. Fazla. Hepsini ver diyor. Doğrudur. Peki şimdi hocam biraz evvelki sevgili Emre o sureleri tekrar verelim mi? Sorular var onunla ilgili. Diyor ki izleyicimiz, hocam biraz evvel ekrana verdiniz. O sıralama var ya. Evet. O sıralamadaki okuyacağımız duaları bilmiyorsak ne yapacağız? Şimdi örneklendirelim. Tamam. Hocam diyelim ki. Evet. Ben şimdi Fil suresini biliyorum. Tamam. Normalde Fil suresinden sonra Kureyş suresini okumam lazım. Fil suresini biliyorum, Kureyş suresini bilmiyorum. Ne yapacağım? Evet. Bu sefer Kevser suresini okur, biliyorsa. Onu okur. Tabii. İki tane atlamış olur, kuralı çiğnememiş doğru, olur. Doğru efendim. Hocam Kevser de bilmiyor diyelim. Nasır suresini okuyabilir, bildiği veya... Yine altlardan bir sure tabii okuyacak. Tabii altlardan bir sure. Mesela İhlas suresini okuyabilir. Bildiği sureleri okuyacak. Tabii tabii. Hocam şu üç sureyi biliyorsa, İhlas, Felak, Nas. Tamam. Sadece bunlarla namaz kılıyor. Mesela doğrudur ha. Önce İhlas'ı okudu, sonra Felak ama... Dört rekatı nasıl tamamlayacak? Diğer bir bildiği sureyi okusun. Yine namaz bozulmaz. Ama sadece adabına aykırı hareket edilmiş olur. Sevabının azalmasına ne olur? Bunları ezberlemek çok uzun zaman almaz. Kur'an'ın sonundaki surelerdir bu sureler. Ezberlenmesi de kolay, çok da zor değil. Efendim. Şunu sorayım hocam. Şimdi diyelim ki toplamda dört sure bilen birisi. Dört rekatlık namaz. Kevser'i okudu. İhlas'ı okudu. İki sure biliyor diyelim. Tamam. Kevser'i okudu. İhlas'ı okudu. Tamam. İki rekatta. Üçüncü rekatta yine Kevser'i okudu. Yine İhlas'ı okudu. Oldu. Olur. O da olur. Yani tekrar etmiş oldu bilmediği için. Olur diyorsunuz. Caiz. Evet. Peki. Teşekkürler. Buyurun hocam. Telefonumuz var galiba. Telefondan sonra ilk şifreyi paylaşalım. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. İstanbul'dan izleyicimiz. Buyurun. Yayındasınız şu anda. Alo. Buyurun, yayındasınız şu anda. Alo. Yayındasınız şu anda. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Hocam, geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Amin. Sizin efendim. De. Sağ olun. Amin. Hocam her gün sizi izliyorum. Çok seviyorum hocam. Ellerinden öperim. Estağfurullah efendim. Sağ olun. Ben Ümre'ye gideceğim hocam. Herkes diyor işte sen de bir silah atmış olursun. Ben çok istiyorum hocam gitmeyi. Ne yapmam lazım? Onu soracaktım hocam. Ümre'ye gideceksiniz. Evet. Diyorlar ki şimdi de bir şey çıkarmışlar. Sen savaştaki olanlara silah atıyorsun. Müslümanlara sen de öldürüyorsun. Oraya gitme diyorlar. Ben de çok istiyorum. Evet. Çok gece hep rüyalarımda oralardayım hocam. Çok istiyorum. Çok ağlıyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz. Niçin gidemezsin diyorlar. Git. Hocam güya işte savaşlar var. Evet. Ondan sonra bu savaştan dolayı da oralara da para kazandırmış oluyorsunuz. Onlar da onları destekliyor gibi düşüncelerle Umre'ye da haç ibadeti yerine getirilmesin diyenler var diyor yani izleyicimiz. Umre sünneti müekkededir. Önemli bir ibadettir. Bakın yani Hazreti Ömer Efendimiz Umre'ye gitmek istiyor. Sevgili Peygamberimizden de izin istiyor. Ya Resulallah müsaade ederseniz Umre'ye gitmek istiyorum. Efendimiz müsaade vermekle birlikte La tensena ya uhayye min duay kardeşçeyizim Ömer. Ama bizi de duandan unutma. Hazreti Ömer diyor ki ben o kadar mutlu oldum. Peygamber aleyhisselam dünyaları verse ben bu kadar mutlu olamazdım. Ben kimdim ki Peygamber aleyhisselam benimle dua havale ediyor. Ben de
dua bekliyor diyor Hazreti Ömer Efendimiz. O yüzden hanım kızımız imkan varsa gitmesi gayet güzel bir şeydir. Yani lütuf da para kazan, kime para kazandırıyor? Neydi bu? Yanlış bu düşünceleri bırak atalım yani. Fırsat yani buldukça. İşte Gazze'de yaşananlara destek olmak varken evet. Oralara para harcanmasın. Benim şöyle bir tecrübem var Muhsin Bey. İnanın bu umreye, hacca mükerrer gidenler, daha çok böyle yerlere yardım edenler de yine onlardan çıkıyor. Memleket Amin. Hayrına hayırlı eserler, okul mu yapılacak, cam mı yapılacak yine bu insanlardan çıktığını Amin. Görüyoruz. Amin. O yüzden adeta insan aküyü dolduruyor ya, yenilenmiş oluyor adeta. Hocam orası kutsal toprak, oralar kutsal topraklar. Orada kim var? Allah'ın evi var. Ya. Orada kim var? Peygamber Efendimiz var, Mescid-i Nebevi var. Ashab-ı kiramın, sevgili peygamberimizin hatıraları var. Azıcık insan orada biraz kendine gelir yani, duygulanır, etkilenir. O tablodan, o hatıralardan orada yapılan duaların, doğru efendim. Diğer evet. yerlerde ya da mekanlarda, vakitlerde yapılan dualardan farklı olduğunu da siz söylersiniz. Hissedebilir, evet doğru evet. efendim. O bilgi yanlış yani. Nasip kısmet olursa bizim de öyle bir düşüncemiz var hocamızla. Mevla nasip eder inşallah. Henüz netleşmedi ama hocam dua buyurun. Muhsin Bey öyle kimde kim aşkın nişanın var durur. Akıbet anı maşukuna er görür. Yani Rabbime hamd ederim. Ben kaç defa hac ve umre yaptım sayısını bilemiyorum. Mevla Rabbime hamd için söylüyorum. Ama şöyle bir tecrübem var. Canım gittik ne var? Dediğim zaman gidemedim. Yani gideyim de son otobüsün en arka koltuğunda gideyim dediğim zaman hem de Cenab-ı Hak İnşallah. Uçakla gönderdi. Yani, hocam ne diyorsunuz? Şimdi ne düşünüyorsunuz? Şimdi hasret gelmeyince ucuza vermiyor. Tam bir hasret olmalı. O zaman kapıları açıyor Cenab-ı İnşallah. Hak. İnşallah. Mevla gitmek isteyen herkese nasip eylesin. Evet. Biz de hocamızın rehberliğinde tekrar gitmek istiyoruz. Evet, evet. Mevla inşallah nasip eder diyelim. Şifreyi paylaşalım. Zamanı geldi, vakti geldi. Hediyelerimiz var. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. İzmit'ten Celil Haliloğlu, merhum annesi Nedim Haliloğlu'na hayrediyorlar bu hediyeyi. Mevla kabul buyursun. Diğer iki hediyemizi Mustafa Gür annesi Asiye Gür adına hayrediyor Ankara'dan. Mevla hayırlarını kabul buyursun. Bu üç hediye için ikinci şifremiz ekrana geliyor Cenab-ı Hakk'ın. O mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Mukit. Ya Allah Celle Celal. El-Mukit. Her yaratılmışın azığını veren, rızkımızı O vermektedir. O halde helalinden kazanmalıyız. Helale rızası var, harama rızası yok. Terfi ve tecziyemiz de onun elinde. Evet efendim. El-Mukit. Evet. İkinci şifre ekrandaydı. Son bir şifremiz kaldı. Onu da zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde inşallah paylaşacağız. Sevgili izleyenler diyelim. Video soruyla devam edelim. Yine cumalar hocam. Size bir sorum olacak. 12 senelik evliydim. Eşim beni aldattığı için ayrıldım. 3 sene oldu. 3 sene sonra hayatıma birini aldım. Görüşüyoruz halen daha. Ama ailesi ben evlenip ayrılmış olduğum için beni istemiyor. Bekar olduğu için çocuklarımız var. Annesi karşı geliyor. İşte dul öyle böyle. Yani biz dul olduğumuz için mi bilmiyorum. Bunun bir günahı var mı? Yani böyle beni yadırgamasının. Ben mesela etmiyorum, beddua da etmiyorum hiçbir şekilde. Ama böyle bir ayrımcılığın olması kötü bir şey değil mi hocam? Bunu öğrenmek istiyorum. İyi, anladınız mı? Tekrar videoyu duyabilir miyiz? Burada çünkü ses vardı, biz tam duyamadık. Video sesini tam alamıyoruz. Başka sesler de girdi, teknik sanırım sorunlar var. Evet, videoyu tekrar biz izleyebilir miyiz? Stüdyoda duyamadık bir soruyu. Cumalar hocam, size bir sorum olacak. 12 senelik evliydim. Eşim beni aldattığı için ayrıldım. 3 sene oldu. 3 sene sonra
Hayatıma birini aldım. Görüşüyoruz halen daha. Ama ailesi ben evlenip ayrılmış olduğum için beni istemiyor. Bekar olduğu için çocuklarımız var. Annesi karşı geliyor. İşte dul öyle böyle. Yani biz dul olduğumuz için mi bilmiyorum. Bunun bir günahı var mı? Yani böyle beni yadırgamasının. Ben mesela ah etmiyorum. Beddua da etmiyorum hiçbir şekilde. Ama böyle bir ayrımcılığın olması kötü bir şey değil mi hocam? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet tabii hanımefendi bu... hocam başka birisiyle görüşüyor, ayrılmış. İlk evliliğinden sonra bir başkasıyla görüşüyor. Görüştüğü kişinin ailesi de hanımefendi önceden evlilik yaptığı için özellikle annesi bu evliliğe karşı çıkıyor. Bu tabii anne burada yanlış ediyor. Beyefendinin annesi karşı çıkıyor. Evet ya anne yanlış ediyor yani çünkü boşanması meşru mu? Meşru. O halde yeniden evlenmek istiyor. Yeniden evlenmek istediği kişiyi de anne niye evlenip ayrılmış diye uygun görmüyor. Hı-hı. Yanlış ediyor. Boşanmıştır. Onunla ilgisi kalmamıştır. Yeni bir dünya kuracaktır. Bu sefer şartları da uygun hale geliyorsa, mutlu olma ihtimali ufukta görülüyorsa buna mani olmak doğru değildir. Evet. Doğu bir kadınla evlenmenin dinen bir sakıncası yok. Tabii. Evet. Peygamber Efendimiz de ilk evliliğini o şekilde gerçekleştirmedi mi? Hatta annelerimizin hepsi dul. Sadece Ayşe annemiz bakire. Yani onun mesela düşün bakın Hazreti Hafsa annemiz Hazreti Ömer Efendimizin kızıdır. Bir şehidin eşidir. 4 tane de çocuğu vardır. Yani Peygamber Efendimiz Hafsa annemizle evlenince ne oluyor? Hazreti Ömer'le akraba oluyor. Ve bir şehidin eşine sahip çıkılmış oluyor. 4 tane yavruya da sahip çıkılmış oluyor. Yani sevgili peygamberimizin öyle birden fazla evlenmelerinin insani, İslami bir hayli faydaları söz konusudur. Evet. Devam edelim sevgili izleyenler. Bir başka video sorumuz var. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Size bir sorum olacaktı hocam. Benim arkadaşım veya çevremdekiler çok gördüm hocam bunu. Karı koca resmi nikahta boşanıyorlar. Dinen de devam ediyorlar karı kocalığını. Bunun yapma sebebi de kocası ya madde bağımlısı ya da işsizlik için yapıyorlar bunu. Yani sırf para için olduğu için resmi nikah boşanıyorlar. Dini nikah hayatında devam ediyorlar. Bunu acaba ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu öğrenebilir miyim hocam? Dinimizde caiz midir acaba? Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar olsun hocam. Evet. Efendim ya resmen boşanınca dinen boşanmış olmaz diye bir düşünce yok. Resmen boşanınca dinen de boşanmış olur. O halde resmen biz boşanalım ama dinen bağımız devam etsin. Dini nikahımız devam etsin. Bu düşünce gerekçe çok... ne hocam? Gerekçe de para için. Ya parayı. Para için. Hem de bakın öyle bir hak ki bu. Maddi bir çıkar için. Bütün bir milletin hakkı. Devlet eşinden ayrılmışa bir maaş veriyor değil mi? Evet. Niye? Ele alemin muhtaç olmasın, perişan olmasın diye sosyal devlet bunu veriyor. Ama evli olana değil, boşanmış olana bunu veriyor. Ama biz bir taraftan boşanmış, bir taraftan boşanmamış. Evlilik devam ediyor. Bu çok yanlış. Kul hakkı. Hem de bütün bir milletin hakkı. 80 milyonun hakkı var orada. Ya. Evet. Yani para için eşlerin resmi olarak boşanmaları, dinen nikaha devam etmeleri caiz değil diyor. Hocam zaten resmi olarak boşanan dinen de boşanmış sayılıyor. Tabii öyle. Ya. Evet. Ve aynı zamanda da kul hakkı. Bir kişinin de kul hakkı değil. Bütün bir 80 milyonun kul hakkı var burada. Caiz değil diyor hocamız. Peki. Instagram'dan gelen sorulara bakalım. Bu arada sevgili Harun Şen yazmış hocam. Selam ediyor. Harun Şen izliyor galiba. Diyor ki dün akşam tüm ölmüşlerimiz için
hatim yaptık. Hocam inşallah duasına katar mı diyor. Ne kadar güzel. Yani programımızın sonunda i̇nşallah. Cuma duasında duayı yapalım sevgili inşallah. Harun, selam ediyoruz kardeşim. Kolay gelsin sana da. Başarılar. Evet, Instagram'dan gelen sorulara devam edelim. Mevlüt Bey diyor ki evlendikten sonra 80 gram üstü altınım 2 yıl bizde durdu. O vakit zekatını veremedik, sonra sattık. O 2 yıllık zekat üstüme borç mu benim? Borçtur, vermesi lazım. Evet, o 2 yılın zekatını verecek. Vermesi lazım, evet. 80 gram üstü diyor çünkü. Evet efendim. Nisap miktarının altını düşüyorsa vermek mükellef değil elbette. Evet. Merve Hanım soruyor. Bizim komşumuz gün yapıyor. Cuma günü eve geliyorlar. Yasin okunuyor. Kur'an okunuyor. Dualar okunuyor. Giderken ev sahibine para verip gidiyorlar. Örnek 500 lira veriliyor. Sıra kimde ise alıyor. Evinde hem dualar okunmuş oluyor hem de para veriliyor. Bu doğru mu? Böyle anlaşmışlarsa, bunu bir teamül haline getirmişlerse, bunda bir kul hakkı ihlali yok. Bunda bir hediyeleşme var, yardımlaşma var. Doğrudur, güzeldir. Evet. Aslında ikram etmiş oluyorlar. Evet efendim. İkramları kendileri de getiriyor belki. Doğru efendim. Kaynaşma. Hocam komşuluk güzel. Doğru. Ne güzel. Şimdi insanlar birbirlerini tanımıyorlar. Komşular birbirlerini tanımıyorlar. Evet. Bu tür şeylere ihtiyaç var. Tehabu, hediyeleşin, sevişirseniz. Ebu Zer, çorbayı pişirirken suyunu biraz fazla koy. Yani bakın, yağsız bir çorba, komşuna da bir kase ondan ikram et. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Yani o yüzden dediğin gibi yardımlaşmadır, hediyeleşmedir. Hocam bir de sosyalleşmedir bu. Evet, İnsanlar artık asosyal oldu. Dersiniz ya, kızım evde kaldı, oğlum evlenemiyor. İyi de bu komşuluklar olmayınca bunlar olmuyor işte. Evet, şimdi evet. Komşular birbirine gidikçe onun kızı var, onun oğlu var, aracı olacaklar. Ya da hastası olanın hastalığından haberdar olacaklar. Yani bir hanım koltuğunda bir şeyle Ayşe annemize hediye getiriyor. Ayşe annemiz de kabullenmiyor. Kadın da biraz kırılmış vaziyette. Giderken Peygamberimiz rastlıyor. Nedir bu vaziyet? Ben diyor Ayşe'ye hediye getirdim ama hediyemi kabul etmedi. Gel. Ayşe, niye kabul etmedin? Ya Resulallah, fakir yani. Fakir olduğu halde tutmuş hediye bize almış. Hediye getirmiş. Ben de onun için kabul etmedim. Ayşe, öyle değil. Sen onun hediyesini alacaktın. Ondan ya. Daha fazla değerde bir hediye verecektin. Ya, öyle diyor Allah'ın Resulü. Karşılığı o. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam ederiz Instagram'dan gelen sorulara. Ama yine bir video sorumuz varmış, görelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim bu mübarek cuma gününde tüm insanlara ve bizlere akıl sağlığı, ruh sağlığı ve vücut sağlığı versin. Amin. Hocam sorum olacaktı. Gazze'de yaşanan soykırımdan dolayı bir sürü Müslüman kardeşimiz şehit oldu. Çoğu çocuğumuz öldü. Ve biz Müslümanlar şu an bunu sadece izliyoruz. Bu durum benim canımı yakıyor ve benim insaniyetlerimi sorgulamama sebep oluyor. Hocam, bu durumdan dolayı öbür dünyada biz de sorguya çekilecek miyiz? Çünkü biz bu duruma sessiz kaldık, sessiz kalıyoruz. Biz de cezasını çekecek miyiz? Merak ediyorum. Hanımefendi, teşekkür ediyoruz. Hanımefendi güzel sual sordu. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Men esbaha la yehtemmü bi emril müslümin feleyse minhum. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. 98 gündür Gazze'de kan akıyor. Yani güçlerine güvenen koca koca kafirler hiçbir vicdan ürperişi duymadan, hiç insan hakkı gözetmeden, savaş hukuku gözetmeden mermilerle değil bombalarla saldırıyorlar. Taş üzerinde taş kalmadı. 17 ay kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın gölgesinde ve 400 sene bayrağımızın dalgalandığı yerlerde
bu zulümler irtikap edilirken nasıl yüreğimiz yanmaz, nasıl uykumuz kaçmaz? 12 bin çocuk hocam, 12 bin. Ya 12 bin yavru, masum, günahsız kadın, aman ya Rabbi, 23 bin 500 insan can gidiyor. Yani bütün dünyada utanmadan seyirci kalıyor. Biz Müslümanlar elbette yüreğimiz yanar. Ama elimizden ne gelir? Elimizden dua gelir. Dua da az şey değildir ha. Dua az şey değildir. Onların göreceksiniz inşallah kahru perişan olmalarına. Amin. Amin. Şu uzun gecelerdeki Amin. Dualarımız Amin. Onların mahvolmasına sebep olacaktır. Yani vicdanı olan gayrimüslimler de onaylamıyor bunu Muhsin Bey. Dünyanın çeşitli yerlerinde görüyoruz ki nümayişler yapılıyor. Netanyahu, hainlik ediyorsun, zulmediyorsun, bırak bunu diyorlar. Yahudilerden de böyle diyenler. Hocam, sadece Siyonist Yahudiler bu zulmü reva görüyorlar yani. Destekleyen devletlerin evet. halkları desteklemiyor. Öyle oluyor yani. Hükümetleri destekliyor ama halk desteklemiyor. Halk destekleniyor. Niye? İnsanlığı vardır, vicdanı vardır, tabii. fıtratı vardır. Fıtratında böyle bir hamur vardır, bir maya vardır. Tasvip etmiyor, doğru görmüyor. İnşallah onlar yaptıkları zulm ile abad olan kahrile berbat olur. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Zalimlerin yaptıklarından Allah'ı habersiz sanma. Rabbimiz böyle buyuruyor. Yani bu yanlarına kalmayacaktır. Biz de gelin bu uzun gecelerde mesela bir hacet namazı kılabiliriz. Bu Müslüman kardeşlerimizi ya Rab, bir an önce bu zulümden kurtar diye hacet namazı kılabiliriz. Yani daha önce de tilavet secdesi ayetlerinin okunup secdelerin yapılması, ayeti, evet. duanın yapılmasını değerli seyircilerimize söyledik. Yani ama bir kere daha tarif edelim. Hocam yarın tarif edelim mi? Peki yarın tarif edelim. Yarın tamam. hacet namazı kılınışı, okunacak tamam. dualar, sureler hangileri? Hacet namazı sadece tabii kendimiz için yapılan bir dua ve namaz, ibadet değil. Başkaları için de kılabileceğimiz. Başkaları için de hacet namazı kılabiliriz. Evet. Yarın inşallah. Bilmeyenler için yarın aynı saatlerde programımız var. Uygulamalı olarak hocamız inşallah hacet namazını anlatacaklar diyelim. Hocam 3 aylarla ilgili sorular geliyor. Evet efendim. Biraz bu konuda sohbetinizi dinlemek isteriz. Örneğin Instagram'dan Hayriye Hanım yazmış. Hayırlara vesile olsun diyor. 3 aylar girmiş bulunmaktayız. Dün de özel bir gece muştuladı bu 3 ayları bize. Tekrar kandiliniz mübarek olsun. 3 aylarda kılınacak namazlar, yapılacak ibadetler hakkında hocam bizi bilgilendirebilir mi? Bu konuda neler söylersiniz? Evet, yani sevgili Peygamberimiz Recep ayında oruç tutmuş. Şaban ayında biraz fazla tutmuş. Yani demek ki oruç ibadetini bu şekilde, yani pazartesi perşembe günleri, Recep ayında pazartesi perşembe günleri, Şaban ayında da keza böyle yapabiliriz. Mecbur muyuz? Değiliz. Yaparsak sevap kazanırız. Ne kadar kazanırız? Kulum nafile ibadetle bana öyle yaklaşır ki kulumun görür gözü, duyar kulağı, yürür ayağı olurum. Yani farzı yapmak mecburiyetindeyiz. Yapmazsak hesabı var, suali var. Nafileyi yapmak mecburiyetinde değiliz. Yaparsak sevabı var, hem de belki farzdan fazla sevabı olabilir. Namaz da kılabiliriz, kazalarımızı kılabiliriz, nafile kılabiliriz. Gecenin altında yapılan dua son derece önemlidir. Gecenin altında İkbal ne diyor? Ya Rabbi, elimden her şeyimi alacaksan al ama iki şeyimi alma. Ya Rab, eninde sonunda minare gölgesinde bana bir mezar nasip eyle. Çünkü o batı dünyasında falan çok gezmiş de, ya Rabbi, ecel Müslümanların duasıyla, senasıyla bir ebediyet yolculuğu nasip olsun. İki, seher vaktinde gönlümün sana olan yalvarışını, yalvarış zevkini elimden alma ya Rab. Ve bil esharuhum yestağfirun.
O cennet yolcusu müminler ki seher vakitlerinde af dilerler. Seherler derde dermandır. Seherler lütfu rahmettir. Seher vaktinde istiğfar en makbul ibadettir. Yakup aleyhisselamın evlatları ne diyor? Baba, bizim için af dile diyorlar Yakup aleyhisselam. O da ne diyor? Sevfe estağfiru lekum. Sizin için af dileyeceğim. Sizin için af diliyorum demiyor. Dileyeceğim. Ne zaman? Seher vakti gelsin de o zaman dileyeceğim anlamına. Evet efendim. Hocam izleyicimiz soruyor 3 aylarla ilgili. Ramazan'da oruç borcu olan kimseler 3 aylarda oruç tutarken niyeti nasıl yapacaklar? Nafile oruç mu niyet edilecek, kaza orucu mu? Hayır. Nafile oruç değil, kaza için. Ramazan'da tutamadıkları oruçların, diyelim ki hanımefendi belli günlerde tutamadı. Şimdi böyle borçları vardır. Öyleyse bu günlerde tutabilirler. Tutabilirler. Ama bunu ya bir taşta iki kuş vurayım. Hem Recep oracı olsun, hem de kaza borcum olsun. Öyle değil. Bir taşta kaza iki borçları. Kuş. Evet, öyle evet. Değil. Evet. Bunun dışında işte oruç pazartesi, perşembe oruçları dediniz. Doğru efendim. Uygun olur. Sadakalar herhalde olmalı. E tabii o sadakatü tereddül bela, sadaka belayı def eder. Sadakanın çok önemi vardır. Yani ihtiyaç sahibi olanları buluruz. Hele özellikle öğrenci kardeşlerimizden, yavrularımızdan haçlıksız olanlar varsa onları bulmak ne kadar güzel olur. Hem memleket adam kazanır, hem de biz sevap işlemiş oluruz. Peki devam edelim. Bir başka video soru var. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Sevgili hocam, benim sualim şu. Şu an ben ikinci evliliğimdeyim. İki eşimden de çocuğum var. İlk eşimden ailevi sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda durumunda bırakıldım. Fakat şimdiki eşim de mükemmel bir insan. Hani Allah var, hiçbir aksi bir şeyini görmedim, duymadım. Çok cefakar, çok sevgi dolu. Fakat benim aklım, fikrim, kalbim eski eşimde. Acaba bu haram mıdır? Yasak mıdır? Teşekkür ederim. Ile hareket eder, bir de aklıyla hareket eder. Yani duygular eski eşte hala bağlı. Ama o eski eşin belki de yeni eşi oldu, yeni yuvası oldu. Daha biz hala eşimiz gibi ona bağlı kalmamız, duygularımızı ona bağlı tutmamız doğru değil. Artık duygularımız da bu yeni hanımefendiye yönelmeli. Dediği gibi bakın, hanımefendidir. Edepli, erkanlı, yuvaya sahip çıkan bir hanımefendi. Duygularımı da buraya yönlendirmeliyim. Aklım, duygularım burada olmalı. Yani duygularım orada, aklım burada olmamalı. Olmaz. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Yozgat'tan Hatun Şahin, hocam bir hatmi varmış, hatmi şerifi ablası için. Duanıza katar mısınız? Diyor. İnşallah. Bugün çok, tabii okuyamadıklarımız da var muhtemelen. Hatmi şerifler var, zikirler var, tesbihatlar var. İnşallah bunlara hocam, isim isim tek tek anamıyoruz ama emaneti hocam aldı. Dün doğru de zaten duanızı yaptı. Doğru bugün efendim. De cuma duamızda programın bitiminde tekrar zikredecek inşallah diyelim. Yine bir video soru var. O soruyla devam edelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Hayırlı cumalar. Ben evimde tavşan besliyorum. Annem de evde tavşan beslemenin günah olduğunu söylüyor. Evde tavşan beslemek günah mıdır hocam? Evet. Evde günah değildir. Yani çocuklarımızda da böyle bir hayvan sevgisi meydana gelmesine sebep olur. Hiçbir mahsur yoktur. Annemizi de kırmayalım. Günah değilmiş anne. Evimizde tavşan bulundurmamızda mahsur yokmuş. Hatta sevap varmış. Çocuklarımız o duyguyla, hayvan sevgisiyle yetişsinler diye. Bir mahsur yok dinen caiz. Yani evet. Köpek gibi değil. Evde köpek beslemekle aynı şey değil. Tavşan yani. Öyle değil. Tavşan tabii. Öyle değil.
Devam edelim. Bir başka video soru var. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar hocam. Hocam benim okula giden kızım okulun bahçesinde küçük yeni doğmuş yavru bir kedi buldu, terk edilmiş. Aldı getirdi bunu eve. Biz bunu baktık, besledik, halen de besliyoruz, büyüttük. Şimdi biz bunu sokağa salsak bize günah olur mu? Yani şimdi biz bunu evde beslemeye alıştı bu, sokağa bırakınca bize günah olur mu? Bir de hani biz ev sahibi bizim evde kedi beslememizi istemiyor. O yüzden bize bir günah vebali olur mu? Bir de bir sorum daha var hocam. Bir de kaza namazı olmaz diyorlar. Hani kaza namazı diye bir şey yok diyorlar. Kabul olmaz diyorlar. Bu doğru mudur? Bu söz doğru değildir hanım kardeşimiz. Bakın sevgili peygamberimiz Hendek Savaşı'nda kılınamadık namazları hem de ashab-ı kiram da kılamamışlar. Beraberce kılamadıkları namazları hem de sevgili peygamberimiz imam olup onlara o namazları kıldırmış. O halde yani vaktinde kılamadığımız namazları bilahare kaza etmek mecburiyetindeyiz. Böyle diyenler yanlış söylemişlerdir. Bırakın siz bunlara itibar etmeyin. Şayet kaza borcumuz varsa onu bir plan program yapalım ve o plan program dahilinde borçlarımızı ödemeye çalışalım. Evet. Hocam diğer sorusu, ilk sorusu daha doğrusu, okul bahçesinde yavru kedi bulmuş diyor kızım. Aldık, besledik ama artık sokağa göndermek istiyoruz. Ben şuraya takıldım. Ev sahibi kedi beslememizi istemiyor diyor. Ev sahibi nasıl karışabilir ki buna? Yani tamam köpek olsa şöyle anlarım. Köpek saldırgandır. Çok gürültü çıkarabilir. Ki şahit oluyoruz hocam köpek olaylarına da. Ha, bundan dolayı ev sahibi tamam bir şey söyleyebilir ama kedi ya. Evde sizin kedi beslemenize niye karışabilir? Bu arada videoyu gönderen izleyicimiz Antalya'dan yollamış videoyu. Ben Antalya'da yaşayan ve bu kediye sahiplenmek isteyenler olursa yardımcı olmaya çalışayım. Bu izleyicimizle sizi buluşturalım. En azından telefonla sahiplenmek isteyenler olursa yardımcı olalım. Antalya'dan geliyor video. İzleyicimiz Antalya'da yaşıyor. Evet hocam şimdi diyor ki bu kediyi biz ne yapalım diyor. Muhsin Bey, kedi yüzünden ev sahibiyle arasında da nizah kavga çıkmasın. Ama siz bu sözümüzle sevap kazandınız. Ne güzel. Antalya'dan kedi beslemek isteyen varsa diye olursa. Ne güzel bu sözümüzle siz sevap kazandınız. Yani bir kedi yüzünden de ev sahibiyle aralarında kavga çıkmasın. Zaten o sokak hayvanıydı. Sokakta yaşamaya alışmıştı. Evde bakamayacaklarsa sokağa bırakabilirler. Peki. Devam edelim. Bir başka video soru var. Görelim. Hocam benim eşim hemen hemen her gün beni bırak, benden boşan, beni ne bekle diyorum. Yani ağza gelmeyecek hakaretler yapıyor. Ben de hala çocuklarımın için evli kalıyorum. Bırakayım mı? Günaha girer miyim? Evli kalmamda sıkıntı var mı? Yani bilmiyorum hocam. Bir kere bu boşanma lafı öyle kolay şey değil. Müminin boşanmasıyla arş titrer. Bu söz kimin? Sevgili Peygamberimizin. İki, Allah'ın sevmediği helal boşanmadır. Yani Rabbimiz Kur'an'da da ne diyor bakın ve in khiftum şikaka beynehima, gelinle güveyin arası açılacak olursa Allah'tan korkun, seyirci kalmayın. Hanım tarafından aklı başında bir adam, bey tarafından aklı başında bir adam. İn yurida ıslahan yuvaffikillahu beynehima. Onlar durumu düzeltmek isterlerse Allah onları başarıya ulaştırır. Hazreti Ömer Efendimiz böyle birini gönderiyor. Filan ailenin ailesinde bir sarsıntı var, gidin düzeltin de gelin. Onlar da geliyor, efendim affedersiniz argo tabiriyle inek almıyor, dana emmiyor, bu iş olmaz. Allah doğru söylüyor, siz yalan söylüyorsunuz. Gidin düzeltin de gelin. Tekrar Hazreti Ömer Efendimiz onları geri gönderiyor. Yani eğer aile yuvası çekilmez bir yük haline gelirse, o zaman boşanmaya da dinimiz izin verir. O noktaya gel, yani boşanma en son çaredir.
O çareye müracaat etmek yok da yuvayı kurtarma imkanı varsa taraflar bunun için çalışmalıdırlar. Eğer bir türlü çalışılamıyor, yuvada hiç huzur yok, taşınması da güç bir yük haline gelmiş, o zaman boşanma kapısını açıklar. Hocam şimdi kadın her gün eşine, kocasına beni bırak, benden boşan, beni neden bekletiyorsun derse herhalde bu adam da bir gün diyecek ki tamam boşanıyorum senden. Ya şey, çok yanlış. Zaten. Hanımefendi de böyle demesin canım. Gerekçelerini anlatmamış tabii, yani niye böyle, ona da sormak ya, lazım. Doğru. Neden bunu istiyor, neden beni bırak, beni boşa diyor. Aralarında bilemiyoruz. Bize gelen evet, soru efendim. Bu şekildeydi. Peki. Şifremizi verelim mi? Zamanı geldi mi? Zamanı gelmiş hocam. Hediyelerimiz için 3. ve son şifreyi de paylaşalım. Sonra devam edelim. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Yarın da programımız var biliyorsunuz. Bugün eğer sırası gelmediyse, yayınlanmadıysa mutlaka sıraya alınacaktır. Videolarınız yollayabilirsiniz. Evet. 3 hediyemiz var demiştik. İkisini paylaştık. Son bir şifre kaldı. O da şimdi ekranlarınıza geliyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Mucib. Ya Allah Celle Celaluhu. Kendisine yalvaranların isteklerini veren Allah. Allah mücibdir, rahimdir, kerimdir. böyle olan Allah'a yalvarmalı. İhtiyaçlarımızı ona arz etmeli. Çok defa umulmayan yerlerden selamet kapıları açıyor. Amenna. Rabbimiz ya. Amenna. El-Mucib. Batı dünyasında Muhsin Bey, aynı fizik ortamda iki çiçek. Birinin başına dua ile, sena ile varılıyor. Ötekinin başına da böyle kavga ile, küfürle varılıyor. Halbuki fizik ortam aynı. O dua ile, sena ile varılan çiçek ötekine nazaran daha iyi yetişiyor, gelişiyor. Batılı bir general diyor ki, duanın teskin edici rolünü yaşamayaydım, savaş alanlarında tecennün ederdim. Kafayı ya. Bozardım ben diyor. Birinci Cihan Savaşı'nda bir pilotla bir gazeteci arasında bakın şöyle bir konuşma oluyor. Gazeteci diyor ki, Birinci Cihan Savaşı'na pilot olarak kavuştun. Heyecanlı zaman yaşadığın oldu mu? Oldu. Ne zaman? Uçağımın motorları arızalandı. O zaman ne yaptın diyor. Hani uçağın motorları arızalandı ne olacak? Uçak yere çakılacak. Sen de feci şekilde parçalanacaksın. Alternatifin biri bu. İkincisi de belki paraşütle atlayacağım. Ama bu sefer de düşmanın eline düşeceğim. Düşman bana ne yapacak? O sırada ne yaptın diyor. O sırada eşin mi aklına düştü? Çocukların mı aklına düştü? Pilot diyor ki hayır. Ne eşim ne çocuklarım aklıma düşmedi. Allah diye bağırdım. Sen Allah'ı bilir miydin? Hayır. Ateist bir aileden geliyorum. Ama o anda yaratılışımda bu duygu varmış. Allah diye bağırdım. Şaşarım ki uçağı selamet indirdim. Buyur. Diyor. Ve ondan sonra da Allah ile irtibatı kesmedim. El-Mucib. Diyor. El-Mucib. Evet. Karşılığı ya. Hemen verilmiş hocam. Emmen yücibül muzdarra izâ de'a. Kul çaresiz kalıp da Rabbim deyince onun duasına icabet eden, onun sıkıntılarını gideren Allah. Amenna. Evet, 3 şifreyi de paylaştık. El-Celil, El-Mukit, El-Mucib. 3 şifre. Hatlarımızı arayabilirsiniz. Ekranda telefon numaralarımız var. İlk düşüren izleyicimiz de vakit olursa inşallah selamlaşalım, tanışalım, şifreleri kendilerinden duyalım. O vakte kadar yine bir video sorumuz var. Cumalar, hayırlı yayınlar hocam. Adana'dan selamlar. Bir sorum olacaktı hocam. Nasibimizdeki kişi bizi bir şekilde buluyorsa, yani nasipse el getirir, yel getirir, sel getirir, yine de nasip olursa, oluyorsa, demek ki nasibimizdeki kişi de belli olmuş olmuyor mu? Yani Allah nasibimizdeki kişiyi biliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Evet. Şöyle bir söz var. Men talebe ve cedde ve cede. Bir kimse bir şeyi arzular. Arzusuna uygun da gayreti, teşebbüsü olursa vecede. Yani bak, demek ki bir talep edecek. İki, talebine uygun teşebbüsü olacak.
Üçüncü maddede de o işe ulaşacak. Yani Musa peygamber, bakın Şuayb peygamber ne diyor? İki tane kızım var. Hangisini arzularsan nikahla vermek isterim diyor. Bir peygamber diğer bir peygambere kızını teklif ediyor. Nikahla vermek isterim diyor. Demek ki eş, dost, konu, komşu, akraba delalet edecek. Nasibüke yusibüke velevkâne tahtel cibar. Nasibin dağların altında da olsa seni bulur. Hadis-i şerif. Evet efendim. Ya nasibimizdeki kişi bunu bilemez tabii, değil mi hocam? Tabii onu ya. Soruyor. Nereden bilecek? O yüzden ama bilecek? Araştırmamız da olmalı. Çevrede bu işe seyirci kalmamalı. Elbette. Ama genel itibariyle hocamızın daha evvel söylediği nasibuke yusibuke tahtel cibar. Velev künte fi tahtel cibar. Dağın altında da olsa nasibimiz bizi illaki bulur. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Hocam merhaba. Merhaba. Şimdi alt üst diye bir şeycik var mı? Yani ölen bir kişinin yemin kefareti ve tutamadığı oruç olmuş olabilir. Bunun bir, hani evvelden atalarımız öyle söylerlerdi. Alt üst diye bir şey söylerlerdi. Böyle bir şeycik var mı? Bir de bana bugünkü şartlarda ne olacak, ne bitecek, kaça çıkar? Bir de hesabını yaparsanız memnun kalırım. Teşekkür ederim. Iskatı mı soruyor hocam? Efendim? Iskat mı soruluyor? Öyle onu soruyor. Evet. Tabii, öyle yani. Efendim bu şöyle efendim, eğer vefat eden kişi vefat etmezden önce vasiyet etmişse ve vasiyetinin üçte birini, mal varlığının üçte birinden geçerli olmak üzere, yani şu kadar yemin borcum var, şu kadar efendim oruç borcum var, kurban borcum var, zekat borcum var, bunları vasiyet etmişse üçte birinden geriye bıraktığı malın üçte birinden geçerli olmak üzere vasiyet ettiği kişiler bu vasiyetini yerine getirmek mecburiyetindedirler. Ama ya bu zatın 10 yıllık da namaz borcu var. Bu namaz borcunu da o vasiyetinden düşürelim. Bu doğru değildir. Bu doğru değildir. Ama belli bir miktar varisler olarak onun hayrına verelim diye düşünürüz. Fakir de ondan sevinir ve onların sevinmesiyle, dua etmesiyle Rabbimiz onu bağışlayabilir. Yoksa şu kadar parayı bir mendile koyalım, efendim 10 yıllık namaz borcu için şurada 5 kişi oturdular, kabultü ve heptü. Aldım, kabul ettim. Kabul ettim, yani bu mendilin içinde kaç lira var? Diyelim ki 5 bin lira var. 5 bin lirayı o kişinin namaz borcuna kabul ettim, ben size hibe ettim. Tekrar kabul ettim, veriyor. Hibe ettim. Ya bu... Buna lüzum yok. Diyanet İşleri Başkanlığı da böyle bir şey... Miktar yüksek olduğu için öyle oluyor hocam. Şimdi açalım biraz bunu. Diyelim ki 50 yıllık namaz borcu var. Tamam. 50 yıllık namaz borcu, bunları tamamen böyle şey söylüyorum, doğaçlama. Diyelim ki 100 bin namaz yapıyor diyelim. Ya, 100 doğru. bin namaz. 100 bin namaz her bir vakit namazı da 1 lira diyor, diyelim ödeyecek. Evet. 100 bin lira yapar. Ya doğru. O 100 bin lirayı ne yapıyorlar işte? Aldım, kabul ettim. Rakamı düşürelim. Rakamı düşürelim. Rakamı düşürelim. Kabuldü ve hepti. Kabuldü ve hepti. Böyle olmaz. Olmaz. Böyle yapmayalım. Yani namaz borcu için, yani oruç borcu için Kur'an'da Rabbimizin emri var. Fidye, evet. Ama namaz için böyle bir şey yok. Namaz için ıskat yok. Ya öyle bir şey yok, evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Evet, hattımızı ilk düşüren izleyicimiz belli olmuş. Hemen kendisini tanıyalım. Hangi şehirden görelim? Latife Mermer, Kayseri. Maşallah hocam, Kayseri düşürmüş hemşehriniz. Hoş geldiniz. Alo. Latife Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Kayseri'den hocamızın hemşehrisi. Merkez mi? Evet. Merkez. Evet. Kimlerle izliyorsunuz şu anda bizi Latife Hanım? Çocuğumla izliyorum, oğlumla izliyorum. İlk defa düşürdünüz. Yaşında. İlk defa. Evet, kaç yaşında? İlk defa katıldım. 4 yaşında. Allah bağışlasın. Peki şifreleri duyalım.
Evet. El Celil Celle Celaluhu. Ya Allah Celle Celaluhu. El Mukit. Ya Allah. El Mucib Celle Celaluhu. Ya Allah Celle Celaluhu. Tebrik ediyoruz Latife Hanım. Teşekkür hediyenizi, ediyorum. Adresinizi inşallah yollayacağız. Kayseri'ye tamam. Selamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hattımızı ikinci düşüren izleyicimiz hangi şehirden? Emine Göbek, Çorum. Çorum'a selam edelim. Fatma Karadurmuş, Kayseri. Kayseri'den. Evet, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Hocam çok kısa bir dua alacağız. Vaktimiz yokmuş, çok kısa bir dua Amin. Rica edelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin. Ayet ayet, sure sure. Okunan kelamından hasıl olan sevabı evvela sevgili peygamberimizin, saniyen hatim sahiplerinin, salisen de ekranları başında el açıp dua edenlerin yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarını armağan eyledik. Sen vasıl eyle. Amin. Ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Amin. El açıp ekranları karşısında dua edenlerin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler lütfeyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.